Yeni videoya hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün zaten tarihte yazıyordur. Günlerden 12 Şubat, Salı. Ben şimdi hazırlandım. Biraz zaman var hala. 2,5 saat. Yaklaşık böyle 1,5 saat sonra falan. Öyle bir şey, evden çıkacağım. İrem'le birlikte bugün vakit geçireceğiz. İrem'le de bayağıdır görüşemiyorduk. Gerçekten ve dün işte görüştük. Önce bir evde kahvemizi içtik. Böyle klasik bol sohbetli kahve seansları vardır herkesin yakın arkadaşlarıyla. Onlardan birini gerçekleştirdik. İçimizi döktük. Benim de çok ihtiyacım olan bir sohbetti dünkü. Bugün de dedik işte birlikte dışarı çıkalım. Muhtemelen Bilkent Station'a gideceğiz. Sushi yemeyi düşünüyoruz. Hani Gazi Osman Paşa'dakine mi gitsek, oraya mı diye düşündük ama muhtemelen Bilkent Station'a gideriz. Ve size de hani bugünü vloglayayım istedim. Tatildeyim ben şu an. Benim okulumun açılmasına daha çok var. 25 Şubat'ta açılıyor. Ben de tatilimde böyle olabildiğince vakit geçirmeye çalışıyorum. Size de bunu vloglamak istedim. O zaman orada görüşürüz. Selam. Merhaba. Geldik biz şimdi. Yiyeceğiz. Açız bayağı, ondan sonra konuşuruz. Evet, şimdi yedik. Bayağı doyduk. Bayağı iyi. Artık doyduk. Sushi şeyiyiz. Ya benim zaten ikinci işim falan. Senin de 3 mü? 3. Benim de 2'ydi. Hani çok ilk yediğimde mesela bayağı çiğ balıklı bir şeyler yediğim için somon falan çok hoşuma gitmemişti açıkçası. Şimdi daha böyle California roll falan, vejetaryen sushi girmez, yengeç var. Ne alakalı? Girmez, ne diyor bu? Düşündüm ama girmez. Hani biraz öyle takıldım. Öyle olunca seviyorum. Mesela ilk denediğimde soya sosunu, gerçi somonla mı, başka bir şeyle denemiştim. İlk defa bu kadar çok soya sosuyla yedim ben. Soya sosu wasabi karıştırarak o da hoşuma gitti. Bir de şey söyledik, soya fasulyesi söyledik. Onu daha böyle büyük beklentilerim vardı. Birazcık şişirilen de bir şey bu bence. Ben biraz tatlı bekliyordum nedense. Daha tatlı olabilirdi. Ama tuz döktüler çok, ya full üstüne. Yani üstündeki tuz olmasa yediniz yemediniz fark etmezsiniz yani. Evde yani anneniz onu size yemek diye getirse olay çıkar hani. Çünkü fasulyeyi biraz haşlayıp bu ne? Üzerine tuz döküp içini açmayıp emiyorsunuz. Dışındaki tuzu emiyorsunuz ve içindeki biraz haşlanmış fasulye parçalarını yemiş oluyorsunuz. Hani pek bir olayı yok açıkçası. Şimdi de işte Starbucks'a gidiyoruz. Birazcık da orada oturalım, kahve içelim dedik. Gerçi bayağı bir şeyler yedik ama küçük boy bir kahveye bence hayır demeyiz. Bilkent Station hakkında ne düşünüyorsun İrem? Ankara'ya gelmek isteyenler ve burayı bilmeyenler için. Güzel öğrenciler var genelde. Bilkentliler çok var. Bir yer. Bahçeli'nin sanki bir tık üstünde gibi. Buranın sanki Starbucks'ın amblemi bir değişik mi? Yine vlogu çekmeyi unuttuğum günlerden birindeyiz. Size çektikten sonra çekmedim. Bunu fark etmişsinizdir çünkü unuttum. Eve geldim. Şu anda da saat 1. Birazcık tipim kaymış gibi. Bugünü bitiriyorum, kapatıyorum. Bir sonraki gün görüşürüz. Herkese selamlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda kitap fuarındayım. Bugün birazcık geç açtım. Ama tam şu an kitap fuarındayım. Ve sizlerle de paylaşayım dedim. Çünkü hani kanalı açtığım günden beri her sene Ankara'da kitap fuarı olduğunda paylaşıyorum video. Bugün fuarın ilk günü. Yine kalabalık ama ben daha kalabalık bekliyordum. Normal şu an. Muhtemelen yarın hafta sonu inanılmaz olacak. Onun öncesinde Gökhan Demir'le görüştük. Şimdi o standa geçti. Biz de birazcık gezeceğiz, kitap alacağız. Ben şu an Metis'in oradayım. Metis'ten kitap önerdi bana da. Onları alacağım, onlara bakacağım. Size de buradan görüntü paylaşacağım. Aldın mı? Alacak mısın? Şimdi setleri varmış bunun. Evet. Bu iki kitabı önerdi bize. Ablamla geldik bu arada. Evet.
gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir alandayım. Şu anda Kafka Okur standındayım. Evet. Buradan satış yapıyoruz. Hepinize Ankara'dakiler için 14-25 Şubat zaten her yerde oluyor. Takip edebilirsiniz oradan da. Ben de buraya uğradım. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur artık. Burada tüm sayılar var. Ayraçlar. Şimdi sahafların oradan çıktım. Belki 1,5 saatten fazladır sahaflardaydım. Yani sahaflara girince bayağı karıştırmak gerekiyor. Kendim bir şeyler yapmak gerekiyor ki bence çok keyifli. Oradan 1-2 bir şey aldım. Öyle çok fazla bir şey bulamadım açıkçası ilgimi çeken. Onun dışında 1-2 bir şey daha aldım. Aforizm aldım. Zaten her geldiğimde hani her kitap varında aldım. Şimdi yeniden Kafka Okur standına gidiyorum. Bayağı bir dolaştım. Burası bu arada birazcık soğuk şu an. Üşüdüm. Şimdi fuardan çıktık. Eşyaları arabaya bıraktık. Bir yemek yiyelim diye Armada'ya geçiyoruz. Evet, hem çok acıktık hem çok üşüdük. Arabayı buraya park etmiştik. Fuara kadar yürüdük. Çünkü fuarın yanında yer olmuyor. Şu an çok soğuk yani. Çok çok güzelmiş soğuk. Bayağı Ankara bugünlerde ayrı bir soğuk. İnşallah bir an önce artık ısınacağız diye umuyorum. İstanbul falan çok daha iyi. Buraya göre Bursa falan da öyle zaten. Şimdi sipariş verdim yemeği. Tantini. Ama yani şöyle bir şey var, kitap fuarında bence daha uygun olmalı kitaplar. Genelde her yayın evi %20 indirim yapıyor. Ama mesela kitap yurduyla ben kıyaslıyorum. Ve kitap yurdu baya uygun kalıyor çoğunun yanında. Hem de böyle 4-5 TL uygun bile kalabiliyor. Yani birazcık daha farklı olabilir diye düşünüyorum bu. Ama yine de güzel şeyler var diyerek konuyu kapatabilirim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Selam. Şimdi eve geldim yeniden. İşte kitap fuarından sonra birazcık dışarıda oturduk. Bahçeli'ye geçmiştik. Oradaydım. Pek fazla çekmedim. Orada çekecek bir şey yoktu çünkü sohbet muhabbet. Ondan sonra şimdi eve geldik. Arkamda duruyor. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Duygu Ekim. Zaten oradan da çok soruldu Instagram'dan da çünkü fotoğraf paylaştım ve kitap fuarında olduğumu söylemiştim. Bu arada bugün tanıştığım herkese çok teşekkür ederim. Kafka Okur'dan şöyle iki tane poster var. Küçük Prens'i inanılmaz çok seviyorum. Ve hani benim şu duvarımın arka kısmında videolarıma da bakarsanız hep vardır. Bir tane poster, yani bir tane takvim, bir tane poster. Hep bunlar durur. Bu da aynı şekilde Küçük Prens'in. Bu yılın takvimini kaybettim ben. O yüzden asamadım. Belki de gerçi odamda bir yerdedir ama neyse. Takvim de aldım aynı şekilde ve yeni asmak için poster de aldım. Çok güzel değiller mi? Ve böyle çok incecik değiller böyle. Bayağı kaliteliler. Hemen yırtılacak falan gibi değiller. Çok beğendim. Bunların bir sürü yazarlısı vardı. Zaten bugün vlogda göstermiş olmam lazım. Onun dışında Matisse'den iki tane kitap aldım. Buna İşte Kafka Okur'un yayın yönetmeni önermişti Gökhan. Çürümenin kitabı ve doğmuş olmanın sakıncası üstüne diye. Kesinlikle alın dedi. Biz de Matisse'den bugün aldık öneri üzerine. Ben ilk defa duydum. Ama oldukça merak ediyorum açıkçası. Onun dışında Kafka Okur standından aldığım birkaç bir şey var yine burada. Öncelikle rozetler var. Yani aslında bu rozetler bende var. Hatta göstereyim. Benim bu çantamın üzerinde hep bu rozetler zaten asılıydı. Bunlar da aynı şekilde Kafka Okur'un zaten. Şimdi diğer çantama asmak için de bunlardan almak istedim. Yine bu en sevdiklerimden biri. Yine Küçük Prens. Bende Küçük Prens'inki yoktu. Bunu da buraya ekleyeceğim. Ve bir de bu Franz Kafka'nın beyazını alayım istedim. Siyah bir çantam var. Bence ona bayağı güzel duracak bu. Onun dışında Matisse'in kendi verdiği şeymiş bu. Bunu bilmiyorum. Bakarız. Aynı şekilde Öykü Gazetesi diye böyle bir gazete var. Ben bunu hiç okumadım. Ama artık bu da hani Kafka Okur'un standlarında vesaire satılıyor. Ve benim çok ilgimi çekti. O yüzden şimdi okuyacağım. Bunun Kafka Okur'un sayısı. Takvim bunun içerisinde. Biri Kafkalı. Franz Kafkalı. Ben bez çanta çok sevdiğim için, yani çok seviyorum, elimde değil. Arkasında da pardon konu neydi yazıyor.
Ve bir tane de şundan aldım. Yine bir sürü bez çanta vardı. Daha böyle renkli vardı. Dizaynı farklı vardı. İşte Frida'lı vardı. Ama bu ikisini aldım. Bir de Harry Potter'lı. Harry Potter'a tekrar başladım ben serisine. Can Yayınları'ndan şöyle bir kitap aldım. Küçük Karabalık diye. İncecik, çok tatlış bir kitap. Ve hani çocuk kitabı gibi, aynı Küçük Prens gibi belki düşünebiliriz. Ama Küçük Prens'i, hatta aynen 7-8-9 yaş diyor arkasında. Ama Küçük Prens'i okuyanlar zaten bilirler. Çocuk kitabı olmasına rağmen aslında yetişkinlerin, herkesin öğrenecek çok şey olabiliyor kitaplardan. Öyle bir kitap. Benim çok sevdiğim, çok çok değer verdiğim, sesim gitti, Dilan arkadaşım var. O önermişti. Zaten Dilan'ın önerisi olduğu için benim için 10 kat değerli. Onun dışında zaten söylemiştim, aforizmaları aldım. Aldığım aforizmalar da bunlar. Tam başucu kitabı gibi. Ve iki tane de sahaftan kitap aldım. Popüler kültürden önce, popülerleşmeden birazcık daha önce tanıdığım ve okumaya başladığım bir yazar. Ve sahaflardan böyle bir Amok buldum. Bunu da tekrar okuyacağım. Hani burada nasıl geçiyor bilmiyorum. Varlık Yayınları'nın ve 3. basış. Onun dışında bir de Usta İşi diye böyle bir kitabını aldım. Validedeki Zamba oldukça merak ediyordum. Ve hani Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi de gerçekten okumak istediğim kitapları içeriyor. Ve bence okunması gereken kitapları içeriyor. Zaten okuduğum kitaplarda var aralarında ve çok sevdiğim. Bunların başında Suç ve Ceza gelir. Çok severim. En sevdiğim kitaplar arasındadır ve hep öneririm. Instagram'da da öneririm. Validedeki Zamba çok merak ediyorum. Bunu bir aldım. Onun dışında İnsan Neyle Yaşar? Tolstoy. Bunu da merak ediyordum. Hani almak istiyordum. Onun dışında iki tane. Ya bu bizde var mı ya? İnşallah yoktur. Var. Şu an çok üzgünüm. Ben bunu ablama söylemiştim ama emin de olamamıştım. Geçmişe Yolculuk kitabı. Yine aldık. Bir de bunu aldım. Tamamen oradaki öneri üzerine almıştım. Kitabı daha önce hiç duymadım. Bilmiyorum ismini. Çok akıcı olduğunu söyledi. Seveceğimizi söyledi. Aldım ya. Dediğim gibi ben yıllar önce Stefan Zweig'la kitap fuarında bana standla yapılan bir öneri sonucu tanıştım. İlk kitabını o zaman almıştım. Ve hani ondan sonra bu bana vesile oldu, bu okumama vesile oldu. Bu yüzden dediğim gibi kitap fuarında hep sorarım standtakilere sizin bir öneriniz var mı diye. Ondan sonra daha bir önem vermeye başladım önerilere. Bunu gösterdi. Bunları aldım. Oldukça dolu bence. Güzel bir kitap fuarı dönüşü oldu. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Umarım bu video belki sizi de biraz gaza getirmiştir ve kitap okursunuz. Daha çok okursunuz. Veya burada gördüklerinizden birini alırsınız ve beraber okuruz. Ben yorumladıktan hani ben okuyup yorumlarken siz de yorumlarınızı bana yazarsınız. Instagram üzerinden veya bu videonun altına okuduklarınız varsa da yazabilirsiniz. Kitap önerilerinizi yazabilirsiniz. Hani Duygu bunu kesinlikle oku. Bunu okuyorsan bunu seversin gibi. Çok çok isterim gerçekten bu önerileri duymayı. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.